Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Reyhanlı Barajı'nın açılışını yaptı. Gündeminde Suriye vardı. İdlib'deki sivil katliama dikkat çekti. Rusya ve Amerika başta olmak üzere tüm dünyaya çok net bir mesaj gönderdi. Ya bize söz verildiği şekilde bölge terör örgütlerinden temizlenir ya da bunu gider kendimiz yaparız dedi. Muhalefet partilerini de eleştirdi Cumhurbaşkanı. Halkına ve devletine husumeti, hayatının ana gayesi haline getirmiş olan tuhaf bir kesim var dedi. Suriye'de var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız. Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız dedi. İdlib'de insanlık trajedisine müsaade etmeyeceğiz diye de ekledi. Tıpkı Balkanlarda, tıpkı Kafkaslarda, tıpkı Akdeniz'de olduğu gibi bu uzun güney sınırımızda da istikrar sağlanana kadar sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz. Ya Allah! Bismillah. Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yoluyla Reyhanlı Barajı'nın açılışını yaptı. Öncesinde ise siyasi ve ekonomik alanda güçlü Türkiye hedefini çizdi. Maalesef ülkemizde kendi halkına ve devletine husumeti hayatının ana gayesi haline getirmiş tuhaf bir kesim var. Erdoğan sözlerini kusura bakmasınlar bu ülkeye husumet besleyenleri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz cümlesiyle bitirdi. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak rahatsız da olsak herkesi kucaklamanın görevimiz olduğunu biliyoruz. Ancak milli mücadelelerde ve milli meselelerde adeta düşmanın beşinci kolu gibi faaliyet gösteren bu kesimler kucaklanmak istemediklerini açıkça ortaya koyuyorlar. Rahatsızlıklarını açıkça dile getiremedikleri için sinsice saldırıyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu ülkeye ve bu millete husumet besleyenleri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Hayırlı olsun.